Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir eldiven çalışması yapacağız. Yine parmaksız eldiven çalıştım ve bunu şöyle görmüş olduğumuz ince angora yünlerle ördüm, böyle sıcacık tutması için, hem de daha zarif oldu. Hep diğer iplerle örüyorduk, bir de bununla örmek istedim. Umarım sizlerin de evinde vardır. Sizler de benimle birlikte örersiniz. Bu eldivenim yetişkin eldiveni. Genç kızlarımız için, genç hanımlarımız için, yani hepimiz için güzel bir çalışma. Lastik kısmından başlıyorum. Lastik kısmını ördükten sonra modelimizi uyguluyorum ve modelimizi toplamda 7 sırada tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli bir uzunluk ölçüsü oluyor. Parmağımızın yerini ayırıyoruz. Parmağımızı ayırdıktan sonra diğer parmaklarımız için bölümümü ördüm ve en son şuradaki bilek kısmını da yine modelimize uygun bir şekilde çalıştım. Ayrı bir şıklık kazanmasını istedim. Evet, hemen kolay gelsin diyerek başlamak istiyorum. Ama öncesinde unuttuğum bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Sizin destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız hepsi çok kıymetli. Kanalımıza da abonelik tamamen ücretsiz. Bunu da hatırlattıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. İpimi rahatlattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincirimi çektim. Buradaki şöyle bileğimizin dikey olarak gelecek bölümümüzü şu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Buradaki kalınlığı ne kadar isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 17 tane zincirimi çektim. Bir tane geri geleceğiz. Burada 16 tane trabzanımız olacak. Şöyle santim olarak da bakalım. Ölçümü aldım. Zincirimi de alıyorum. İlmeğimi şöyle boşalttım. Tutum zaman 17 zincirimizin karşılığının 5 santim olduğunu görüyorum. 5 santim. Şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım. Bir defa başını doluyorum. Bir atladım, bakınız, hemen şuradaki en son içinden çıktığımı değil, yanındakine batıyorum. Buna değil, yanındakine batıyorum. Başını dolamıştım. Bakın, tekrar yapıyorum. Başını doladım. İçinden çıktığımın yanındaki zincir yuvasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Diğer zincir yuvasına girip tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doladım tığımın. Zincirlerimizin tamamına bu şekilde işlem yapıyoruz. Bir defa başını dolayıp yuvaya girip tek seferde çekiyorum. Tek seferde bütün zincirlerimi bitiriyorum. Son zincirimize varana kadar ördüm. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve burada yine bir defa tığımın başını doluyorum. Şuradaki trabzanlarımızın tepesinde çiftli olan, bakın, saç örgüsü görünümündeki yerlerin orta parmağımdan taraftakini alarak örmeye başlıyorum. Bir doladım. İlk trabzanıma giriyorum, bakınız. Bir doladım, hemen ilk trabzanımın tek katını alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir doluyorum. Dıştan giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Dış katını alıyorum. Tek doluyorum. Dış katından alıp arasından geçiyorum. Dış katından alıyoruz, tamamen kavramıyoruz, yani şu şekilde batmıyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman üstte gelen kısmın, bakın, şöyle dış katını alarak örüyorum. Dönüş yaptığım yere kadar örerek geldim. En son tığımın başını doluyorum. Dönüşümü yaptığım yere de geldim, batıyorum. Yine burayı da tek seferde örüyorum.
Bir tane zincirimi çekip diğer sırama başlıyorum. Diğer sıramda da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Bir zincirimizi bitirdiğimiz yönde çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir doluyorum. Hemen dibindeki bakınız yere giriyorum. İpimi alıp geçiyorum. Katın yine dıştakini alıyorum. Kendimizden taraftaki değil. Bakın dış taraftaki katını alıyorum. Bilek ölçümüz kaç santimse ya da ördüğümüz kişinin bilek ölçüsüne uygun olana kadar örmeye devam ediyoruz. Hep katlarımızı her iki yönde de çevirip dış katını alıp örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra şu şekilde örerek geldim. 14 sıra lastik ölçüm yani bileğimiz için yeterli olacak. Ben kızıma örüyorum. Yetişkin bir genç kız bileği. Eğer daha fazla kemiği kalın olan ya da birazcık daha kilosu olan arkadaşlarımız birazcık birkaç sıra daha örebilirler. Şöyle santim olarak baktığımızda 15,5 santime karşılık gelmekte. Tabii ki hani el ölçüleri farklı olabileceği için en güzel ölçüyü, en net ölçüyü bize santim verecektir. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Şöyle büküyorum. Bu dış tarafta kalıyor bakınız bu taraf. İpimin olduğu yeri iç tarafa alıyorum. Ve birleştirme işlemime başlıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi öne alıp karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa şöyle battım. Karşıya ve şöyle ipimi alıyorum. Buradaki götürdüğümüz ip şöyle altta kalacak bakın. İkinciyi alıyorum. İpim altta kalacak. Diğer taraftan şöyle alıyorum. Ve geçiyorum. İpim arada. Diğer tarafa bir tane ilmeğin katını aldım. Bu taraftan da bir kat şöyle giriyorum. Alttan çekerek şöyle örüyorum. İpimiz şöyle aşağı çukurda kalmakta. Buradan katımı alıyorum. Karşı tarafa yukarıdan batıyorum. Ve içinden geçiyorum ve şöyle düz örgümüzü çıkarıyoruz. Batıyorum. Bakın buradan yukarıdan batıyorum. Bu tarafta şöyle alttan alıyorum. İpimizi de aşağıda çekiyorum. Birleştirme işlemimizi tamamladıktan sonra yukarıya doğru çıktım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum. Bir zincirimiz burada bakınız. İki defa başını doluyorum. Şimdi şu ortadaki düzü atlıyorum. Aslında göz kararı yapıyoruz. Göz kararı yerleştirmemiz lazım. Şöyle buradaki çukur olan kısmı atlayıp hemen şuradaki düz çizginin yanına gelerek batıyorum. İki tane dolamış oldu tığımı. Şu kısma giriyorum. Ve ikişer ikişer örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Rahatça çekiyorum. Tekrar 2 doluyorum. Buraya aynı noktaya toplamda 8 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. 2 doluyorum. Batıyorum. İkişer ikişer. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Ve ikisini bir. 2 doluyorum. Giriyorum. İkisini çektim. Elimizde rahat tutalım. Modelimiz güzel olsun. Çok sımsıkı yapmayalım. Bakın 2 doladım. Giriyorum. 2 2 rahat rahat çekiyorum. Kaç olmuş? 2 4 6. 2 tane daha örelim. 7. ve 8. son trabzanımı örüyorum. 8 tane trabzanımı aynı nokta içerisine ördüm. Şurada bakınız bir zincirimi çekip belli bir mesafede buraya kadar gelmiş. Şimdi şöyle ipimizin yatırdığımız zaman son trabzanı şöyle bakın. Şuraya karşılık gelmekte. Hemen şu çizgimizin bulunduğu noktaya. Oraya batıyorum. Hiçbir işlem yapmadan batırdım. Şimdi yine hiçbir işlem yapmadan 2 doluyorum ve başlıyorum. Bakın şuradaki düz çizgi görünümünün yanına batıyorum. Tepesine değil, hemen yanına, sol tarafına battım. Yine buraya da 8 tane şuradaki yaptığımız gibi trabzanlarımızı örüyoruz.
Modelimiz bu 8 trabzanlar temelli olacak. Yani bu trabzanların üzerine kurulacak. Güzel ve yapımı da çok kolay. Bakın gördüğünüz gibi hiç zorlanmayacaksınız. Hepsini aynı yere ikişer ikişer örüyorum. 8 trabzanımızı ördüm. Sayalım bakınız. 2, 4, 6 ve 8. Şöyle yatırdığımız zaman bakın şu kısma gelecek. Şöyle bakın. En güzel ölçü böyle. Hemen oraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Yeniden 2 defa doluyorum. Ve biraz ileriye, yani yaklaşık bu mesafe kadar bir mesafe ilerliyorum. Eğer şuraya batarsam çok uzak olacak. Bakınız şuradaki çok yakın. Onun için şöyle ortasına, buradaki düz çizginin hemen ilerisine batarak oluşturuyorum. Sekiz trabzanda ikişer dolayıp bu şekilde örelim. Ve hemen şuradaki yaptığımız gibi sık iğnelerimizi batarak ilerleyelim. Gruplarımızı örerek geldim. Şimdi kaç tane grubumuzun olduğuna birlikte bakalım. Şuradan başlamıştım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaptığımız işlemimizi bir hatırlayalım. Lastiğimizin sonrasında bir tane zincir çektik. Göz kararı birazcık ileri geldim. 8 tane başını 2 defa dolayıp da 3 defa da çektiğim trabzanımı ördüm. 8. trabzanımdan sonra yine şöyle yatırdığım zaman denk gelen yere bir tane sık iğne ile battım. Yine belli bir mesafe aralıklarla 8 tane ikişer dolayıp 3 defa da çektiğim trabzanımı ördüm. Yine araya bir sık iğne, yine aynı işlemlerimi yaparak toplamda şöyle bakalım 2, 4, 6 tane trabzan grubumuzu ördük. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Modelimiz kaydırmalı bir model. Onun için şu görmüş olduğumuz aralara yeni yuvalarımızı kurup yeni buradaki grubumuzu şu aralara olacak şekilde önce yerini hazırlayacağız, sonra üzerine öreceğiz. Evet, son grubumu, 6. grubumu ördükten sonra bir zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Zincirime batıyorum ve şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi buradan tam ortaya gelebilmemiz için, yani 4 4 8 tane burada trabzanımız vardı. Tam 4'er 4'er ayırıyorum, ortaya batıyorum. Ama öncesinde şöyle ortaya varabilmek için kaydırma yöntemini kullanıyoruz. Bunun için ilk trabzanımın içerisine şöyle giriyorum üstüne. Sadece ipimi alıp çıkıyorum. İkinci trabzanıma giriyorum. İpimi alıp içerisinden çıkıyorum. Üçüncü trabzanıma giriyorum. Çıkıyorum. Çok sıkı yapmayalım. Üzdürmeyelim. 4 tane trabzanımın her birisinin içerisine birer birer girdim. 1, 2, 3 ve 4. 4. trabzanıma girdikten sonra bakın bu tarafta da 4 kalacak. Şu araya 2 4'lerin arasına tam ortasına gelerek batıyorum. Kaydırmayla geldim. Tam ortaya girdim. 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İki defa yine tığımın başını doluyorum. Her iki grubun arasında sık iğne ile batmış olduğum yere giriyorum. İki doladığım tığımı ve yine 1, 2, 3 defa da örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere örmek için iki defa tığımın başını dolayıp batıyorum. Burada bir kocaman V hazırladık. İkişer ikişer çıkıyorum. Yeni bakınız, şuradaki çalıştığımızı bir sonraki sıramızda bu yuvalara çalışacağız. Yeniden şu tepeye varabilmek için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buradaki tepedeki yerimiz 2, 4 sağ tarafa, 4 de sol tarafa olacak. Tam ortasına bakınız. 4 sağda kalacak, 4 solda. Tam ortaya bir tane sık iğne ile batıyorum. Şuradaki yapmış olduğum çalışmayı bütün buradaki trabzan aralarına yapıyorum. Yeniden 4 3 zincirle ilerliyorum. Araya giriyorum. 2 doluyorum. Sık iğnemin içerisine batıp 1 2 3. 3 tane zincir. Tekrar 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum. V'min ikinci bacağını da örüyorum. Ve 3 tane zincirimi çekip trabzanlarımı 4 4 2'ye ayırıyorum. 2 4 tam ortasına batıp sık iğnemi örüyorum.
Ve 1, 2, 3 zincir çekip yeniden 2 defa dolayıp tam sık iğnemin içerisine batıp trabzanımı 3 zincirimi yeniden trabzanım için başını dolayıp örüyorum. 1, 2, 3 zincir ve bu şekilde şöyle görmenizi istiyorum. Aralara üçer zincir ve şuradaki tam yuvanın içerisine başını dolayıp çektiğimiz, yani 3 defa da çektiğimiz trabzanımız arasına 3 zincir, tekrar 2 dolayıp 3 defa da çektiğimiz trabzanlarımızı örerek tamamlıyoruz. Yuvalarımızı hazırlayarak geldim. Şimdi bitişteyim. Başlangıcımızı kaydırarak yaptığımız yerdeyiz ve şurası da 3 zincir çektiğim başlangıcım. Son V'mi ördüm. Bakın son V'mi ördüm. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki tepe noktasına ilk batmış olduğumuz yere gelerek batıyorum. Bakın her taraf aynı şekilde oldu. Şimdi bütün yönlerimizde aynı işlemimizi yaptık. Şimdi ikinci kez buradaki 8 trabzanı ördüğümüz gibi şu yuvaların içerisine örüyoruz. Sık iğneyi ise buradaki tepeye batıyoruz. Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum önce, 2 doluyorum. Sadece burada başlangıçta bir zincir çekiyorum. Diğer yerlerde çekmiyorum. Burası kasmasın diye. 2 defa doladım. Giriyorum. 8 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Tıpkı aşağıda çalıştığım gibi. Üçüncüyü ördüm. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle yeniden bir kontrol amaçlı sayalım. 2, 4, 6 ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. 8. trabzan sonrası bu tepedeki batmış olduğum sık iğnemin üzerine gelerek buraya bir tane daha sık iğne ile batıyorum. Yeniden burada 2 defa doluyorum. Zincir falan çekmiyorum. Direkt buradaki V'min içerisine giriyorum. 8 tane trabzanımı bu noktaya da örüyorum. Dördüncüyü ördüm. 5, 6, 7.'yi örüyorum. 8. ve son trabzanımı ördüm. 8 trabzanımı ördükten sonra 8.'yi sık iğnemin içerisine batıyorum. Aşağıdaki tam tepeye gelen yeri. Ve yeniden 2 defa dolayıp buraya 8 tane trabzanımı örüyorum. Tıpkı şu ikisinde çalıştığımız gibi sona kadar ilerliyoruz. İkinci sıramızı da aynı şekilde örerek tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geçebiliriz. Üçüncü sıramızı da aynı şekilde örüp şuradan parmak yerimizi ayıracağız. Bakınız, üçüncü sıramızı ördükten sonra yine birinci sırada ördüğümüz yerine modellerimizi yerleştiriyoruz. Yani çukur olan yerlerimize zeminimizi hazırlayıp bir sonraki sıramızda ise hazırlanan yuva içerisine modelimizi yerleştirmek olacaktır. Bu iki sıradan, yani iki dönmeli olarak, kaydırmalı olarak sıradan modelimiz oluşmakta. Şimdi ikinci sıram bitti. Üçüncü sıram için zeminimi hazırlayabilirim. Şimdi en son 8 trabzanımı ördüm. Başlangıçtaki, bakınız, şuradaki sık iğnemin içerisine batıyorum. Yine 4 tane trabzan üzerinden kaydırmamı yapıyorum. Sadece batıyorum. Şöyle rahat rahat içinden geçiriyorum. Üçüncüyü ve dördüncüyü geçtim. Her ikisinin 4-4 sağda ve solda kaldı. Tam aralığına batıyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında 1-2-3 tane zincirimi çekip 2 doluyorum. Her iki böyle çıkıntı arasında kalan yere, yani arada kalan yere girerek yuvam için batıyorum. Yeniden 3 zincirimi çekip 2 doluyorum. Aynı yere batıp örüyorum. 1-2-3 tane zincirle 4-4 ayırıyorum. Tam arasına batıyorum. Bir tane sık iğne. Yeniden 1-2-3 zincirimi çekip 2 doluyorum. Buraya V'mi kuruyorum. 3 zincir trabzan sonrası yeniden trabzanım için doladım. Giriyorum.
ve ikişer ikişer örüyorum. 3 tane zincir. 4 4 ayırdım. Batıyorum. Ve buradaki sıramızdaki bütün işlemleri tamamlayalım. Zeminimizi yine hazırladım. Sıramı tamamladım. 3 zincirimi de çektim. Başlangıç noktasına gelerek battım. Sık iğnemin içerisine ve bir tane zincirimi çektikten sonra yine buraya gördüğümüz yerlere 8'er trabzan, şuraya sık iğne, 8 trabzan sık iğne örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızı yeniden tamamladık. Sıra başındayız. Bu sıramızda parmağımız, yani baş parmağımız için olan uygun yeri ayarlayacağız. Şimdi kaydırmamızı yaparak her zamanki gibi ilerlemekteyim. Aynı işlemler, bakınız çok çok güzel ve kolay bir çalışma. 2 4 araya giriyorum. 1 2 3. Birkaç tane yapalım. Yani dilediğimiz yerde çalışabiliriz. Modelimiz zaten yuvarlak olduğu için 2 doladım. Hemen bundan sonrakinde çalışalım. Çok uzağa gitmeyelim. 1 2 3. 4 4 ayırıyorum. 2 4 batıp sık iğnemle ayırıyorum. Şimdi baş parmağımız için olan bölümümüzü ayarlıyoruz. Buraya yuva yapmıyorum. Buraya yuva yapmıyorum. Sadece ve sadece 7 tane zincir çekiyorum. 1. Bakın, bura baş parmağımız için. 1 2 3 sıra ördüm ve şimdi baş parmağımı çıkaracağım yeri ayarlıyorum. Bir tane yuva hazırladım. İsterseniz hani hemen şurada değil, bir ileride de yapabilirsiniz. Hiç fark eden bir şey olmayacak. Yapmanız gereken yuvalardan birisini iptal edip 7 tane zincir çekmek. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çektim ve yuva yapmadan 4 4 ayırdığım bölüme geldim. 4 4 kenarlardan ayırdım. Bakınız 2 4, diğer de 2 4. Sık iğnemi battım. Burası bizim baş parmak için ayırdığımız yer olacak. Lütfen şey yapmayın. Çok rahatlıkla parmağımız buradan geçecektir. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum ve yine yuvalarımı kuruyorum. Sadece burada yapmış olduğumuz tek farklı işlem bu olacak. Geri kalanın aynısı, yuvalarımızı trabzanlarımızda V yapıp ayarlamak. Üçer zincir çekiyorum ve aynı şekilde tamamlıyorum. 4 araya giriyorum. Yuvalarımızı tamamladım. Başa kadar geldim. Yine aynı yere battım. Başlangıç noktasına bir zincirimi çekip buraya 8 tane trabzanımı dolduruyorum. 8 trabzanımı ördüm. Tepeye sık iğne olarak batıyorum. Şimdi sık iğnemi ördükten sonra burada baş parmağım için ördüm. 7 tane zincirimi üzerine modelimi yerleştiriyorum ve şu arası baş parmağımız için hazırlanmış yerimiz olarak kalacak. 2 defa doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4.'ünün içerisine giriyorum. 4. zincirin içerisine ve buraya 8 tane trabzanımı aynı modelimin içindeki gibi yeniden kuruyorum. Ve burası da baş parmağımız için hazırlanmış yerimiz oluyor. Eldivenimizin parmaklarının olduğu kısma doğru da geçişimizi yaptık artık. Bu kadar rahat çalışabileceğimiz bir model oldu, bakınız. Hiç zorlukları yok. Özellikle bu parmaksız eldivenler örmek çok çok rahat. Dilediğiniz modeli dilediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Hiç zorlayıcı bir özelliği yok. 2, 4, 6, 7 ve 8. Bitti. Bakınız, bu kadar basit. Şimdi geçiyorum sık iğnemin tepesine. Sonra geri kalan yeri aynı şekillerdeki işlemlerimizle devam ediyorum. Daha öncesinde örmüş olduğum, bakınız, burası baş parmağımın olduğu yer. Üzerine 1, 2, 3, 4 sıra daha trabzanımı ördüm ve eldivenim kullanılmaya hazır hale geldi. Sadece şu kısmına küçük bir çalışma yapacağım. Her ikisini tamamladıktan sonra gayet güzel sıcacık angora ipten eldivenimiz olacak. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Sona kadar ördüm. En son bir tane sık iğnemi araya batıyorum. Şuraya battım. Bir tane de zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimizi keserek eldivenimizi tamamlıyoruz.
İpimi daha sonra içeriye gizleyeceğim. Bakın ne kadar güzel oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıra örerek tamamladım. Şimdi ipimi içeriye çekip şuradaki bilek kısmına da minik bir çalışma yapmak istiyorum. Buradaki modelimizin içerisindeki çalışmanın birebir aynısı olacak. Yani daha küçük versiyonu olacak bileğimizde olduğu gibi ama mantık olarak ilk başlangıçtaki çalıştığım çalışma olacak. Bir tane zincirimi çekerek düğüm attım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Şöyle batıyorum. Sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle alıyorum sol tarafa doğru. Tığımı başını bir defa doluyorum. Şöyle belli bir mesafe ilerliyorum ve başlıyorum. İkili trabzan ördüm. Bakınız bir defa doladım. İki defa da çektim. Toplamda aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. Biraz ileriye bir sık iğne batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Biraz ilerleyip tekrar aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. Başlangıçtaki gibi biraz ileriye sık iğne batıyorum. Tekrar bir doluyorum. Yine biraz ilerleyerek batıyorum ve 5 tane trabzanımı aynı noktaya örüyorum ve bu şekilde bilek kısmını da tamamlıyorum. 3, 4 ve 5. Evet, kenarlarımızı ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şöyle gördüğümüz trabzan gruplarımız oldu. 7.yi ördükten sonra başlangıç noktama gelerek batıyorum. Yine bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Ve eldivenimizin her ikisini de tamamlamış oluyoruz. Eldivenlerimi bitirdikten sonra hemen ellerime geçiriyorum. Tabii ben yine bunu kendime değil, kızıma ördüm. Güzel günlerde güle güle kullansın inşallah. Her şey çocuklarımız için tabii ki. Şöyle bitmiş halini görmekteyiz. Bakınız çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizler de sevdiklerinize örersiniz. Bir çalışmamızı yine sizlerle birlikte tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.